Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube'un en yürekli kanalına, en yürek yemiş kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber demiştim ki bu video bir gün içerisinde 20.000 like gelirse Han Solo ile yani Türkiye birincisiyle 1v1 atacağım demiştim. Arkadaşlar o video 20.000 like geldi. Ben bugün yanıma Han Solo'yu, Türkiye birincisini yani Efe'yi aldım ve az sonra 1v1 atacağız arkadaşlar. Hemen videoda sizlere nasıl 1v1 atacağımızı göstereceğim ama bu videoyu sizlerden ne olursa olsun sonu cesaretimden ötürü gerçekten sizlerden bu videoya en az 20.000 like bekliyorum ki 20.000 like gelirse de dünya birincisiyle 1v1 atacağım Efe ayarladı abi. Eğer 20.000 like gelirse dünya birincisiyle de 1v1 atacağım, onu da söyleyeyim. Ve videoya geçmeden önce de yarım milyona çok az kaldı arkadaşlar. Yarım milyonluk dev bir aile oluyoruz. Lütfen hala kanalıma abone olmayan varsa şu an kanalıma abone olursa sevinirim. Ve açıklama ve yorumlar kısmında bulunan Facebook canlı yayın sayfam linkine tıklayarak da her akşam saat 7'de açtığımız canlı yayınlara katılabilir ve Max hesap ve diğer mega kutu olsun, efsanevi karakter olsun gibi sizlere aldığım hediyeleri kazanabilirsiniz diyeyim, hemen videoya geçelim arkadaşlar. Evet abi, bana bir ter bastı. Gerçekten ter bastı çünkü Efe ile şimdi 1v1 atacağım ama arkadaşlar ilk önce bir zemin hazırlayayım ya, ne olur ne olmaz. Abi şimdi şöyle söyleyeyim, Efe yaşı küçük bir kardeşim ve 7-24 boy oyunu, bu oyunu oynuyor abi, bak yemin ediyorum hani esprisiz 7-24 oynuyor. Efe'yi bir arkadaş olarak ekleyin. Hani sizde bir arkadaş olsun. Gece gir açık, sabah gir açık, öğlen gir açık, ikindi gir onda da açık. Yani çocuk bu oyundan çıkmıyor arkadaşlar. Yani karşılaştığım rakip şimdi 1v1 atacağım çocuk böyle bir çocuk. Hani ne yaparız bilmiyorum ama profilinden işte az önce e-sports en yüksek kupası 23.000, 24.000 diyelim. 19.720'de şu anki kupası arkadaşlar. Şu anki Türkiye birincisi. Zaten size sıralamadan da şu şekilde gösterelim hemen. Hızlı bir şekilde. Ve yine arkadaşlar şunu hatırlatayım. Arozome Esports'un da bir YouTube kanalı var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim de eğer ki 15.000 abone olduklarında sizlere bir Max hesap verecekler hediye olarak da. Ve takip etmek isteyenler açıklama arkasında Arozome'nin YouTube kanallarının linki var efendim. Tıklayıp abone olun. Benden de selam götürün ve 15.000 olduklarında dediğim gibi bir Max hesap verecekler. Han Solo'yu gördünüz. Efe'cim hazırı verdim ya. Hadi artık ne olacaksa olsun. Arkadaşlar size olayı anlatayım. Şimdi son botu öldürene kadar arkadaşlar kimse kimseye dokunmuyor. Botları öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. En son hesaplaşma kaldığında da birbirimize sıkmaya başlayacağız. Tam anlatamamış da olabilirim, anlatmış da olabilirim. Bilmiyorum ne yaptığımı, ben de bilmiyorum arkadaşlar ama işte öyle bir durum var şu an piyasada. Evet, Efe nerede bilmiyorum. Efe umarım kimseyi öldürmeden bir güzel bir... Efe neredesin Efe? Efe'nin nerede olduğunu bilen bana yazsın. Aa, bot öldü. Gel lan buraya, gel gel. Tamam botçum, tamam sakin ol bot. Bot reis sakin ol. Olabildiğince abi burada Han Solo bot öldürdü. Bak çok kötü oldu abi. Kötü oldu. Reis reis botu öldürmüş, bot öldürmüş. Reis bot öldürüp öldürüp duruyorsun kardeşim, böyle olmaz. Bot öldürmesene reis yiyorsa. Hayır, niye botu öldürüyorsunuz? Ben anlamıyorum kardeşim ya. Son bot ölene kadar arkadaşlar devam. Muhtemelen diğer bot da sol köşede. Neler olacağını bilmiyorum. Bot botu öldürdü lan, çok kötü oldu bu. Bot botu nasıl öldürdü kardeşim? Bu nasıl bir saçma dünya? Bot botu öldürdü lan. Evet. Şurada bir tane yük var ama onu almaya gitmeyeceğim. Şurada saklanacağım aga. Pislik değil mi lan? Han Solo yani Efe'yi gören var mı arkadaşlar? Ben Efe'yi daha henüz göremedim. Hangi karakter seçtiğini de bilmiyorum. O da benim ne karakteri seçtiğini bilmiyor. Aa, Şeli almış. Allah kahretsin ya. Kardeşim yalnız... Aa, Teren'miş lan o. Şşş. Volek mi kullanıyorsun reis? Nereden gördün sen beni? Alanın daralmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bende sıkıntı yok. Alan daralsın. Sıkıntı yok kardeşim, gel. Alan daralırsa bizim işimize gelecek. Hiç bot öldüremedim. Onun ulti birazcık daha doludur diye düşünüyorum. Bakalım. İkimizin de 7 ülkü var abi. Lan Efe geleyim lan yanına Efe. Efe alan daralıyor kardeşim. Senin için hayat sona erecek gibi duruyor. Efe beni yakalayamazsın ki Efe. Efe'cim şimdi kanka. Şöyle bir durum var ki Efe. Evet, bizi sıkıştırabilir. Yallah diyerekten geldiler. Evet Efe güzelsin. Hoşsun. 1-0 yapabilir Efe abi, belli olmaz. Tehlikeli dakikalardayız arkadaşlar. Güzel yere sığındım. Efe dostluk da kazanabilir kardeşim Efe. Yani arkadaşlar şu an yaptığım adam gerçekten çok sıkıntılı. Her gün bu oyunu oynayan bir çocuk. Bakalım şimdi ultiyi doldurdu. Ultiyi doldurması bizim için gerçekten kötü. Göreceğiz neler olacak. Oğlum Efe yavaş yavaş nereye kaçıyorsun lan? Alanın daralmasını bekliyorum usulca. Yapma be kardeşim be, yapma be. 1-0 Efe önde. Kötü ulti attı ve bizi direkt aldı abi. İkinci maça geliyorum. İkinci maça geliyorum. İkinci maç, ikinci maç. Babacımlar Shell alıyorum ya. Vallahi Shell alıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? 1-0 gerideyiz aga. Başlayalım gelsin. Aa, yenilebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi yapacak bir şey yok. Harita değişim diyor.
Kalsın diyeyim. Kafana göre baba. Kalsın, sıkıntı yok. Evet, başlayalım hadi. Yolla yolla. Yolla gelsin reis. Evet, hadi bakayım. Abi ultiyi işte uzun karakter, uzun menzilli karakter olduğu için ultiyi çabuk açtı ve kazandın neticesinde. Evet, burada yine göremedim abi ben bizimkini. Hızlı bir şekilde kutu almam lazım acı benim. Kutu. Haritalardaki nerede fazla kutu varsa oraya yoğunlaşmamız lazım abi. Hızlı bir şekilde kutu alacağım. Yani botlar ölene kadar kimse kimseye dokunmuyor arkadaşlar. Sonra hesaplaşma yasında artık birbirimize saldırabiliriz. Olayımız sadece bu. Botçum, selamünaleyküm bot. Bot beni öldürmezsin değil mi lan? Bota da ölmeyelim de şimdi yani. Öyle de bir durum var. Bota da ölmeyiz yani diye düşünüyorum. Evet, botlar birbirini öldürdü. Botları bulursam ne ala memleket kardeşim. Oo bot. Kanka kimse kimseye vurmuyor ya, sakın aman diyeyim. Bu benim reis. Bana vurmuyorsun lan. Hayır. Lan hayır, vurmuyorsun lan. Vurmuyorsun. Hayır lan Efe. Efe yamuk yapma Efe. Efe hile yaptı arkadaşlar. Görüyorsunuz bana vuruyor ya. Efe ulti doldurdu. Efe'cim öldürme yok dedim ya. Adam bana saldırıyor ya. Efe neden böyle yaptın kardeşim? Vurmak yok demedim mi Efe? Ya ultim benim dolmadı ama kanka ya. Bak Efe hayvan gibi şey topladın Efe. Aa ben haritanın direkt ortasına geçiyorum. Fantastico. Efe neredesin lan, Spike'ı seçmiş Efe. Ama Efe'nin ulti de oldu kardeşim. 9 tanesi de var, oh ne hala ya. Efe gel. Gel kıran kırana bir maç olsun istiyorum Efe. Efe yedin mi Efe? Lan. Gel lan çocuk, gel buraya gel. Hadi şunu at artık hadi. Abi attığı anda şuradan zıplayacağım, bir şeyler yapacağım, kaçacağım yani. Efe alan daralırsa benim işim Efe. Ultiyi bir doldurursan Efe canını yakacağım ya. Lan oğlum sakin ol Efe. Efe sakin ol Efe'cim. Efe reis sakin ama, gel buraya. Yes! 1-1. Evet. 1-1. Arkadaşlar 1-1. Bence dostu kazandı ya Efe. Efe dostu kazandı ya. Efe. Kusura bakma kardeşim, 7-24 boyun oynayabilirsin ama yani hani biz de ustayız kardeşim. Lütfen. Arkadaşlar videoyu ben size zirvede bırakayım. Efe'ye dostluk kazandı yazacağım. Arkadaşlar bu arada konuşmanın devamı bu şekilde. Map ne olsun dedi. Tamam dur kanka 2 dakika videoya gireceğim dedim. Kafana göre ya dedim. Bunu açtım dedi. Aynen dedi. Aha. Efe'cim dostluk mu kazansın ya? Bence arkadaşlar 1v1'de bence bu kadar yeter. Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kalsın mı diyor. Vallahi bilemedim ya arkadaşlar ya. Hani siz olsaydınız ne yapardınız? Ya koskoca Türkiye birincisi. Bu arada çocuk neredeyse 3-4 aydır Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmıyor. Ama biz de yani şimdi Clash Royale'den Türkiye birinciliğiyle geldik buraya vara. Yani bizim de bir ismimiz var. Şimdi onun da bir ismi var, benim de bir ismim var. Ve son maça kaldı mevzu. Bence son maç rövanş olsun abi. Bu maçın bir rövanşı olsun ya. Böyle olsun. Bence bu maç 1-1 bitsin. Abi aynen şöyle yapacağım. Arkadaşlar bence bu maç 1-1 bitsin. Biz sonda bir hesaplaşma maçı atalım. Bu maç 1-1 bitsin. Çünkü abi şu an iki devin mücadelesi gibi bir şey oldu. Neden öyle oldu diyeceksiniz. Çünkü abi bak şöyle bir şey var. Onun da bir ismi var. Benim de bir ismim var. Ve şu an kim kaybetse sıkıntı. Kanka bu maçı rövanşı olsun yazacağım. O yüzden arkadaşlar bu maça bir rövanş vereceğim. Bak yemin ediyorum terledim arkadaşlar. Ama alnımızın akıyla çıktık. Aslında ilk maçta da alacaktım Efe'yi ama ultisi geldi. Oğlum bana ikinci maçta saldırdı zaten. Haksız bir yere ultisini açtı Efe. Hayır yani her türlü şeye karşın geldim. Yani göğsümü gerdim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bak 1-1 kaldık. 1-1 kaldık. Bu maçın kazananı olmayacak. Dostluk kazanacak. Ama eğer ki bir kazananın olmasını istiyorsanız bu videoya 20.000 like geldiği takdirde bu maçın bir de rövanşı olacak. Ama bu sefer rövanşta şey olmayacak abi, siz söyleyin. Beraberlik olmayacak. Beraberliğin olmadığı bir rövanş yapacağım abi. Bakalım onda ne olacak. Eğer bu videoya 20.000 like atarsanız dediğim gibi bu maçın bir rövanşı olmayacak arkadaşlar. Gelecek maçın, gelecek 1v1'in bir rövanşı olmayacak. Ve siz söyleyin. Ve abi kafa yedim ya. Çok fazla odaklandım arkadaşlar. Odaklandığım için böyle oldu. Rövanş olmayacak arkadaşlar. O maçta kim kaybederse veya kazanırsa o maç direktmen belirleyici olacak. Evet.
Hemen bir çift hesaplaşmaya girelim arkadaşlar videonun sonunda. Aslında ben bu maçın arkadaşlar bir galibiyeti olacağını düşünüyordum. Hani bir galibi olsun dedim. Hatta WhatsApp konuşmalarında şöyle bir şey oldu. Dedim ki hani bak kaybedersen koyarım dedim. Efe de dedi ki ya ben kazanırsam dedi. Onu da koyarım dedim. Bizlik sıkıntı yok dedim kanka dedim. Ben kendime güveniyorum yani dedim. Aa ben öldüm lan. Ben kendime güveniyorum dedim. Efe de o zaman tamam dedi abi dedi. Sıkıntı yok dedi benim için de. İyi dedim Efe gel girelim. Oh çok iyi bir adamım. Çok iyi bir adamım. Tamam dedim gel girelim. 1-1 bitti maç. Aslında 2-1 yani ikinci, üçüncü, son maçı da oynayacaktık normalinde. Aslında hiç konuşmadık hani ne olacak ne bitecek diye de son maç normalde oynanacaktı. Ama arkadaşlar hani ben öylesine bir şey dedim. Efe dostluk kazansın mı dedim. Siz de gördünüz abi. Efe de kabul ettiği için. Ben de dedim hani ikimizin de iyi kötü bir isim var. Kim kaybetse şimdi sıkıntı. Anladın mı? Kim kaybetse sıkıntı. Ben de kaybetsem sıkıntı. O da koskoca Türkiye birincisi yenildi dibisinden. Bir söylem olabilirdi. O da herhalde bundan çekiniyor olacak ki arkadaşlar. O da kabul etti direktmen. Dostluk kazansın lafını. Ve güzel oldu. Ama arkadaşlar bu videonun yani 1v1'in eğer dostluk dostluk kazanmasın kardeşim. İlla ki bir kazanan olsun istiyorsanız mutlaka bu videoya bir gün içerisinde 20 bin like yapıştırın. Efe ile hemen 1v1 yine çekelim arkadaşlar ve bu sefer dostluk değil. Kim kaybederse ve kim kazanırsa onu koyalım abi. Güzeldi ama gerçekten stresli bir iki maçtı. İnanın çok stresli bir iki maçtı benim için. Efe için de öyle olduğundan hiç şüphem yok. Ki kabul ettiğine göre Efe için de zor geçti muhtemelen. Evet gel bakalım. Yani Efe de direktmen kabul etti hiç beklemiyordum. Hop kardeşim sakin gel. Sakin gel reis. Sakin gel hemen bana bırak kendini. Bana bırak kendini bebeğim. Evet yani bu Penny'nin topları da hiç yakışık almadı. Evet güzel bir birincilik de alalım Efe ile beraber son kez. Ve sonra da videoyu artık noktalandıralım arkadaşlar. Bu güzel etkileyici en yürekli kanalı gerçekten en yürekli kanalıyız. Bunu bir kez daha ispatladık abi. Jin ile iyi çekemedi. Ama maç bitti efendim. Evet. Umarım videoyu izlerken arkadaşlar keyif almışsınızdır. Videoda adrenalin seviyesi tavan olmuş olabilir. Gerçekten ben terledim açıkça söyleyeyim. Çünkü 7/24 bu oyunu oynayan ve ne zamandır Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmayan aynı zamanda Supercell'in de izlediği bir çocuk Efe. Ve onun karşısında da çok da güzel bir iki maç oynadık arkadaşlar. Çok da güzel oynadığımı düşünüyorum. 1-1 bitti dostluk kazandı ama dostluk değil illaki bir kazanan olmasını istiyorsanız dediğim gibi mutlaka video bir gün içerisinde 20 bin like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Farklı videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu videodan sonra da bu kanala abone olmayı unutmayın efendim. Ve Facebook canlı yayın sayfamdaki canlı yayınlara da gelmenizi bekliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Farklı videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.